Herkese merhaba. Bazı insanlar sadece ve sadece tek bir şey yapmak için doğarlar. Örneğin Lionel Messi futbolcu olmak için, Mozart müzik yapmak için ve Albert Einstein evrene bakış açımızı değiştirmek için doğmuştur. Robert James Fischer ise satranç oynamak için yaratılmıştır. Bu adam kendi zamanının en ünlü yıldızlarındandı. Öyle ki satranç alanında yükselirken var olan tüm rekorları kırdı. Amerikalı dahi işinde o kadar iyiydi ki, kariyerinin zirvesindeyken uluslararası satranç şampiyonluğunu 25 yıldır tek elinde tutuyordu ve karşısındaki en büyük rakip de devlet destekli bir Sovyet satranç dahisiydi. Fischer, kariyeri boyunca dünyanın en güçlü oyuncuları üzerinde daha önce hiç görülmemiş ve belki bir daha da görülmeyecek bir hakimiyet kurdu. Ancak bu adam yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda kendi içindeki düşmanlarla da savaştı. Dünyanın tartışmasız en iyi oyuncusu olmak için karşısındaki tüm engelleri yıkıp geçen Fischer, giderek artan paranoyası ve güvensizliği sebebiyle hayatını adadığı oyundan vazgeçme ikileminde kalmıştı. Davranışları giderek düzensiz hale geldikçe, kanundan kaçmak ve hayatını sürgünde geçirmek gibi sorunlarla karşılaştı. Bugün sizlere muhtemelen satrancın gelmiş geçmiş en büyük dehası olan Bobby Fischer'ın hikayesini anlatacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Yalnızca genlere dayalı olarak düşünürsek, Fischer'ın zeki olması çok beklenen bir şeydi. Annesi Regina tıp alanında doktora sahibiydi ve 7 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Babası Herman ise bir biyofizikçiydi. Ancak bu konuda bazı karışıklıklar mevcut. Görünüşe göre Bobby, annesinin Macar matematikçi ve fizikçi Paul Nemeni ile yaşadığı bir ilişkinin sonucunda doğmuş da olabilirdi. Her iki durumda da Bobby'nin genler konusunda şanslı olduğu oldukça açıktı. Yine de büyüme aşamasında işler biraz karmaşıklaştı. Bobby, 1943'te doğduğunda teknik olarak evsizdi ve ebeveynleri ayrıydı. O ve kız kardeşi John, anneleri tarafından büyütüldü. Ancak Regina karmaşık bir kadındı. Politik olarak son derece aktifti ve şüpheli komünist bağlantıları nedeniyle FBI tarafından rutin olarak soruşturuluyordu. Fischer annesine hiçbir zaman yakın olmadı. Öyle ki Regina, tıp kariyeri için onu Brooklyn'in en tehlikeli mahallelerinden birinde tek başına yaşaması için terk etti. Bu hikaye tam olarak Bobby 6 yaşındayken başlıyor çünkü bu çocuk hayatını değiştirecek oyunu o zaman keşfetti. Satranç takımını kız kardeşi satın aldı ve ikisi birlikte kutunun içindeki talimatlardan oyunu nasıl oynamaları gerektiğini öğrendiler. Başlangıçta oyunlar oldukça eğlenceliydi. Ancak zamanla Bobby satranca takıntılı bir hale geldi. Bir yıl içinde hobi olarak başlayan şey bir saplantıya dönüştü. En azından Bobby için öyleydi. Kız kardeşi oyuna olan ilgisini kaybetmişti. Böylece Bobby'nin satranç oynayacak kimsesi kalmamıştı. Ancak kendi kendine oynamak onun için bir sorun değildi. 2 yıl sonra Bobby Fischer, ABD satranç topluluklarında ilk kez ortaya çıktı. Oğlunun oyuna olan tutkusunu fark eden ancak tek başına çok zaman geçirmesi konusunda biraz endişeli olan Regina, yerel bir gazeteye ilan vererek Bobby için olası rakipler ve ideal oyun arkadaşları aradı. Bunun karşılığında bulduğu şey ise çok daha iyiydi. Fischer, o zamanlar ABD'nin en güçlü oyuncularından biri olan Max Pavey'e karşı bir maça davet edilmişti. O gün Pavey'nin büyük bir oyuncu grubuna karşı tek başına oynayarak olağanüstü becerilerini sergileyeceği bir gösteri olacaktı. Fischer'ın hikayesinin büyük bir satranç ustasına karşı mucizevi bir zafer almasıyla başlayacağını düşünüyorsanız maalesef öyle olmuyor. Pavey, Bobby'yi yaklaşık 15 dakika içinde yendi. Ancak bu kolay bir zafer olsa da Fischer'ın kendi kendini yetiştirmiş 7 yaşındaki bir çocuk için oldukça iyi bir performans sergilediği herkes tarafından görülebiliyordu. Çocuk o kadar iyiydi ki sergide bulunan Brooklyn Satranç Kulübü Başkanı Bobby'yi kendi kulübüne alıp ona ders vermeye karar verdi. Bu Bobby'nin oyun becerilerini bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaç duyduğu bir noktaydı. Etrafı yetenekli koçlar ve güçlü oyuncularla çevriliyken neredeyse inanılmaz bir hızla gelişmeye başladı. Fischer, 9 yaşında ilk turnuvasını kazandı ve kısa süre sonra kendisinden onlarca yıl tecrübeli olan çoğu oyuncuyu alt etti. 1956 yazında Bobby henüz 13 yaşındayken tarihteki en genç ABD satranç şampiyonu olarak ilk büyük zaferini elde etti. Bu her açıdan inanılmaz bir başarıydı. Ancak şampiyon daha yeni başlıyordu. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında Fischer, o sırada ABD'deki en güçlü 12 oyuncunun yer aldığı elit bir yarışmaya davet edildi. Bobby, sahadaki açık ara en genç oyuncuydu ve rakiplerine kıyasla son derece deneyimsizdi. Bu yüzden 8. oldu. Ancak eli boş dönmedi.
Fisher, uluslararası satranç ustası Donald Byrne'e karşı oynadığı oyunu kazandığı için bir ödüle layık görüldü. Öyle ki günümüzde bu zafer yüzyılın oyunu olarak biliniyor. Siyah tarafta oynayan 13 yaşındaki Fisher, beyaz tarafın şahına yıkıcı bir saldırı başlatmadan önce vezirini feda etmişti. Yani ustaca bir stratejiyle ilerlemişti. 60 yılı aşkın bir süre sonra bile bu oyun, tarihin en çok çalışılan ve beğenilen satranç stratejilerinden biri olmaya devam ediyor. Oyunlar sırasında Fisher'la ilgili özel bir şeyler olduğu anlaşılıyordu. Fisher, kendisinden onlarca yaş büyük ve hayatlarını satranca adamış oyuncularla rekabet ediyordu ve hatta kazanıyordu. Ertesi yıl, sadece 14 yaşındayken tarihin en genç satranç şampiyonu oldu ve bu rekor günümüze kadar devam ediyor. Önümüzdeki 10 yılda bu dahi 7 ABD şampiyonluğuna daha katıldı ve her birini kazandı. Fisher, 15 yaşına geldiğinde bir kez daha büyük usta unvanını kazanmış ve tarihte bu başarıya ulaşan en genç kişi olmuştu. Öte yandan satranç oyununa olan bağlılığı akıllara durgunluk veriyordu. Neredeyse hiç durmadan çalışıyordu. Hatta Sovyet satranç kitaplarını ve dergilerini okuyabilmek için kendi kendine temel Rusça bile öğrenmişti. Aslında bu zamanlarda hala bir öğrenciydi. Ancak satranç dışı eğitimini ciddiye almadığı çok açıktı. Fisher 16 yaşında okuldan ayrıldı. Yapmak istediği tek şey tam zamanlı olarak satranca odaklanmaktı. Fisher'ın IQ'su 180'in üzerindeydi. Kariyerinin bu erken aşamasında bile Fisher için her şeyin yolunda olmadığına dair işaretler vardı. Bu adam oldukça huysuz biriydi ve turnuva organizatörlerinden tuhaf taleplerde bulunmaya meyilliydi. Bu talepler karşılanmadığında Fisher turnuvalara katılmazdı. Ayrıca her düşündüğünü söylemek gibi kötü bir huyu da vardı. Aslında bu her zaman kötü bir şey değildir. Ancak ne yazık ki Fisher'ın inkar edilemeyecek kadar gelişmiş zihni bazı çirkin fikirlere ev sahipliği yapıyordu. Annesi Yahudi olmasına rağmen Fisher yetişkinlik hayatının büyük bir bölümünde şiddetli bir Yahudi karşıtıydı ki bu daha sonra bir saplantı haline gelecek bir ön yargıydı. Ancak bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Bobby konuşmaya başladığında her şey farklı bir hal alıyordu. Öyle ki turnuva yetkililerine karşı yaklaşımı 60'lardaki kariyeri üzerinde ciddi bir etki yarattı ve bu nedenle uzun yıllar boyunca hiçbir satranç turnuvasına katılamadı. Örneğin bir keresinde prestijli bir turnuva düzenlendi. Ardından anlaşmazlık nedeniyle Fisher bir noktada geri çekildi. Bu nedenle yalnızca olası bir turnuva galibiyetini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda bu karar onu satrancın en büyük ödülü olan Dünya Şampiyonası'ndan da mahrum bıraktı. Sık sık kendini geriye çekmesine rağmen Fisher 70'lerin başında Dünya Şampiyonası şansını yakaladı. Aslında zamanlama da mükemmeldi çünkü Fisher'ın hayatı yeni yeni yoluna giriyordu. Bobby Fisher çeyrek finalde büyük usta Mark Tamanov'u 6-0 mağlup etti ve adaylar turnuvasını kazanarak dönemin Sovyet ustası Boris Spassky'ye karşı oynama hakkı kazandı. Ardından yarı finalde Danimarkalı büyük usta Bent Larsen'ı 6-0 yenerek zaferini tekrarladı. Bunun gibi skorlar usta oyuncular arasındaki oyunlarda pek görülmezdi. Günümüzde bile satrançtaki üst seviye maçlar genellikle berabere biter. Bir diğer yandan Fisher, adaylar turnuvasına girerken inanılmaz bir galibiyet serisi yakalamıştı. Ve finalde efsanevi Sovyet usta Tigran Petrosyan'a karşı ilk maçını kazandıktan sonra dünyanın en iyi oyuncularına karşı arka arkaya toplam 20 maç kazanmıştı. Satrancı takip eden biriyseniz bu sayının ne kadar absürt olduğunu bilirsiniz. Öyle ki o zamanların dünya şampiyonu Mihail Botvinnik bunu bir mucize olarak nitelendirmişti. Eğer bu konuda fikriniz yoksa şöyle ifade edelim. Bu oyunun modern tarihinde hiç kimse bu tür bir galibiyet serisine yaklaşamadı. Ve bu üst düzey satrançta imkansız olarak görünen bir şeydi. Hatta imkansızdı. Ancak Bobby Fisher bunu başardı. Bu dönemde Fisher'ın performansının ne kadar üst düzey olduğunu anlatmak aslında biraz zor. Yine de bir deneyelim. Norveçli büyük usta Magnus Carlsen bugün dünyanın en iyi satranç oyuncusu olarak kabul ediliyor. Carlsen, 5 dünya şampiyonluğuyla dünyadaki diğer tüm oyuncuların üstünde görülüyor. Hatta çoğu insan bu dahinin emekli olduğu zaman kendisine gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu unvanı verileceğini düşünüyor. Carlsen, şu anda dünyanın en yüksek ikinci oyuncusu olan genç Alireza Frujan'ın 60 puan ilerisinde. Bu da Carlsen'ın diğer oyuncuların geri kalanı üzerindeki büyük bir hakimiyeti olduğunun kanıtı. Ancak Bobby Fisher, 70'lerin başında dünyanın en yüksek dereceli oyuncusuydu. Ve 20 maçlık galibiyet serisinin ardından, Dünya Şampiyonası maçında karşılaşacağı en yakın rakibi olan Boris Baski'den 125 puan öndeydi.
Sonuç olarak Carlsen tarihin en büyük satranç oyuncusu olma yolunda ilerliyor ancak şu anda ona 125 puan yakında olan 20'ye yakın oyuncu var. Tabii ki Carlsen ve Fischer'ın dönemleri farklı ve doğrudan karşılaştırma yapmak oldukça zor ancak asıl mesele şu. Satranç tarihinin hiçbir noktasında hiçbir oyuncu rakiplerinin bu kadar önünde olmamıştı. Yani Fischer adeta farklı bir oyun oynuyor gibiydi. Tüm bu puan farkına rağmen 1972 Dünya Şampiyonası maçı oldukça hareketliydi. Tıpkı Fischer gibi Spassky de o dönemde gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu. Puan açısından da Fischer'a çok uzak değildi. Aslında bu ikili sadece 5 kez karşı karşıya gelmişti. Spassky bu karşılaşmaların 3'ünü kazanmıştı ve diğer maçlarda berabere bitmişti. Ayrıca Spassky'nin büyük bir avantajı daha vardı. Bu adamın arkasında önceki yıllarda pek çok başarı getiren devlet destekli Sovyet satranç oyuncuları vardı. Bu ekip onun adına çalışan, Fischer'ın oyunlarını analiz eden, raporlar yazan, zayıflıkları araştıran ve Fischer'ı hazırlıksız yakalamak için tasarlanmış, saldırı hatları hazırlayan son derece güçlü, büyük ustalardan oluşuyordu. Fischer ise bunların hiçbirine sahip değildi ve sadece ikinci Amerikalı büyük usta William Lombardi'nin yardımlarıyla hareket ediyordu. Satranç dünyası bu maçı heyecanla bekliyordu. Aslında sadece satranç dünyası değil, tarihte ilk ve tek kez satranç birinci sayfa haberlerinde yer almıştı. Tabii o sırada Soğuk Savaş'ın tüm hızıyla devam etmesi ve bu turnuvada ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin karşı karşıya gelmesi de duruma katkıda bulunmuştu. Ancak maç başlamadan hemen önce Fischer her zaman olduğu gibi organizatörlerle bir konuşmaya girdi. Maçın yapılması gerektiği yer konusunda tartışma çıkardı ve ödül fonunun önemli ölçüde arttırılmasını talep etti. Talepleri kabul edilmediğinde ise oynamayı reddetti ve maçın başlangıcı 2 gün ertelendi. Ancak şans eseri zengin bir İngiliz yatırım bankacısı ödül fonunun arttırılmasına yardımcı oldu ve sonunda her konuda anlaşmaya varıldı. Öncelikle Spassky'nin seviye açısından Fischer'dan pek bir farkı yoktu. Spassky, yenilmez görünen bu Amerikalıyı ilk maçta yendi. Hatta ikinci oyunu da kazandı. Öte yandan medyanın bu maça oldukça büyük bir ilgisi vardı ve Fischer, maçı dünya çapındaki izleyiciler için kaydeden kalabalık televizyon kameralarının onu etkilediğini düşünüyordu. Bu nedenle diğer oyunların daha özel bir yere taşınmasını talep etti. Bu kabul edilmediğinde ise maçı terk etti. Spassky takdire şayan bir sportmenlik göstererek duruma müdahale etmeseydi maç muhtemelen orada bitecekti. Sovyet şampiyon unvanı alıp yoluna devam etmek yerine maçın devam edebilmesi için Fischer'ın taleplerinin karşılanmasını istedi. Maçın geri kalanı ise tarihe geçti. Satrancın ince dengeli dünyasında tipik olarak büyük bir fark olarak görülebilecek 2-0 mağlubiyete rağmen Fischer sonraki 19 maçın 7'sini kazandı, yalnızca bir kez kaybetti ve 11 kez berabere kaldı. Ve bu Fischer'ın 11. Dünya Satranç Şampiyonluğunu kazandığı harika bir zaferdi. Bobby'nin performansı baştan sona o kadar etkileyiciydi ki 6. oyundan sonra Boris Spassky taraftarlarla birlikte rakibini alkışlamak için ayağa kalktı. O zamanki oyun sistemi göz önüne alındığında Fischer'ın yıllarca başarısını sürdürmesi gayet anlaşılabilirdir. Ancak kimse bu dahinin ne kadar ileri gidebileceğini öğrenemedi. 1975 yılında Fischer genç bir Sovyet satranç oyuncusu Anatoly Karpov'la karşı karşıya gelecekti. Ancak Fischer bir kez daha maçtan önce taleplerde bulundu. Bunların bazıları oldukça makuldü, bazıları ise değildi. Taleplerin bir kısmı reddedildiğinde Fischer karşılaşmayı reddetti ve böylece unvanını kaybetti. Bobby sonraki 20 yıl boyunca halka açık bir karşılaşmada yer almadı. Sonuç olarak bu adamın gerçekten de inatçı biri olduğunu anlayabiliyoruz. Öyle ki sonraki 10 yıllar boyunca bu adamın ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Yine de Dünya Tanrı Kilisesi adlı bir kıyamet günü tarikatına dahil olduğunu görebiliyoruz. Bu oluşum, kıyametin 1975'te gerçekleşeceğine inanıyordu. Ancak o yıl kayda değer bir kıyamet yaşanmadığı için Fischer diğer birçok üyeyle birlikte yoluna devam etti. Her şeyden uzakta 20 yıl geçirdikten sonra ilk rekabetçi oyunu 1992'de Yugoslavya'da Spassky ile yaptığı rövanş maçıydı. Fischer nispeten kolay bir galibiyet kazandı ancak kazandığı büyük ödül çekinin aksine kanunla başı dertteydi. O dönemde Yugoslavya'daki ticari faaliyetlere karşı Birleşmiş Milletler ambargosu vardı ve maç bir ihlal olarak nitelendirilmişti. Fischer yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu gayet iyi biliyordu.
Hatta canlı bir basın toplantısı sırasında ABD hükümeti tarafından kendisine gönderilen bir ihtar mektubunu çıkardı ve dünya basını önünde mektubun üzerine tükürdü. ABD'nin buna cevabı ise aynı derecede sertti. Fisher için tutuklama emri çıkarıldı. Yani Amerika'da onu bekleyen büyük bir sorun vardı. Böylece Fisher bir daha asla ana vatanına dönemedi ve Macaristan ve Japonya'da hayatına devam etti. Yine de 2004 yılında süresi dolmuş bir pasaportla seyahat ettiği için tutuklandı ve neredeyse sınır dışı ediliyordu. Bu olayın sonrasında Japonya'da 9 ay hapis yattı. Bu süre zarfında eski rakibi Boris Spassky ve dönemin ABD Başkanı George Bush davaya müdahale etti. Hatta Spassky bu süreçte bir satranç takımı verilmesi şartıyla Fisher'a hücresinde katılmayı teklif etti. Ancak sonunda Fisher, İzlanda hükümetini kendisine tam vatandaşlık vermeye ikna etmeyi başardı ve geri kalan günlerini Spassky'e karşı kazandığı büyük zaferin yeri olan Reykjavik'te geçirdi. 2008 yılında ise burada 64 yaşındayken hayatını kaybetti. Anlaşılır bir şekilde Fisher hala birçok kişi tarafından satranç tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak anılıyor. Hem bir dahi hem de bir muamma olan Fisher, satrancı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde oynamıştı. Hayatının son dönemlerinde dünyanın şeytani bir Yahudi oluşumu tarafından yönetildiğine ve ABD hükümetinin de bu oluşumla çatıştığına tamamen ikna olmuştu. Fisher ayrıca modern satranç maçlarının tek düze olduğunu ve bilgisayarların bu oyunu öldürdüğünü düşünüyordu. 2001'deki Dünya Ticaret Merkezi terör saldırılarından sadece birkaç saat sonra Fisher, teröristlerin eylemlerini alkışlayan ve neden oldukları ölüm ve yıkımı kutlayan bir telefon röportajı verdi. Düzensiz ve paranoyak davranışları ve şiddet yanlısı görüşleri göz önüne alındığında birçok kişi Fisher'ın bir tür akıl hastalığından muzdarip olduğuna ikna oldu. Aslında bu son derece mümkün görünüyor ancak bu konuda resmi bir kayda sahip değiliz. O yüzden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Öte yandan Fisher'ı iyi tanıyan az sayıdaki insan onun basın tarafından yanlış tanıtıldığı konusunda hemfikir görünüyor. Yine de ağzından çıkan en kötü şeylerin çoğunun kayıt altında olması durumu özetliyor. Tüm bunların aksine Bobby Fischer'ın gerçekten de dikkate değer bir satranç oyuncusu olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Gary Kasparov, Dünya Satranç Şampiyonası'nı 6 kez kazandı ve Magnus Carlsen ise şu anda 5 galibiyete sahip ve nispeten kısa kariyerine ve tek dünya şampiyonluğuna rağmen adının satranç efsaneleriyle birlikte anılması, Fisher'ın elinden gelenin en iyisini yaptığında ne kadar harika olduğunun bir kanıtı. Her şeye rağmen Fisher'ı tüm zamanların en iyi satranç oyuncuları listelerinde göremezsiniz. Çünkü bu dahinin kariyeri pek uzun sürmedi. Ancak zirvedeyken de tam anlamıyla dokunulmazdı. Genellikle beraberlik sonucuyla biten bir sporda Bobby James Fisher dünyadaki tüm rakiplerini defalarca mağlubiyete uğratmıştı. Kişiliği hakkında ne düşünürsek düşünelim, bu adamın satranç oynamak için yaratıldığını inkar edemeyiz. Böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Bobby Fisher ismini daha önce duymuş muydunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.